Merhaba arkadaşlar, ben Fatih Toprakoğlu, Maksat 114 Derneği'nden. Esvet Can Kıraç. Talha Aydar. Hush hush money got you messed up. Hush hush money I'm a runner. Hush hush money you can shut up. Hadi. 3 kişi buraya oturduk. Biz Maksat 114'ün sade... Ne oldu? Arkadaşlar Maksat 114 kanalı sade bir YouTube kanalından ibaret değil. Burak ne yapıyorsun? Bu videomuzda arkadaşlar vermek istediğimiz... Orada bir S ver. Direktme geçtiğinde S. Kesemez. Arkadaşlar vermek istediğimiz bu videoyla S. Oğlum öyle olmaz işte. S dersin deyince de kesemez. Bir boş dur yani. Onu hani demek S demek arada boşluk, nefes. Heh, nefes demek. Hava buz gibi. Samimi söylüyorum. Bizim Emir var. Kamera arkasında da çocuk hipotermiye girdi. Herkes pankartları sallıyor. Orada bir kişi. Özcan. Özcan. Boyu 3 metreye varan büyük bir yırtıcı. Ekrana kanayan gül resmi koyuyorum ben. Ama kalbinden kanacak, kalbinden kanacak. Cümleler şu an buradan dökülmüyor. Telefon elimdeyken biri aradı. Açık değil. Sence kimdir Esvet? İki eşin birbiri hakkında deyin, bağlayamadım. Tamam arkadaşlar, arkadaşlar bu videoyla vermek istediğimiz mesele şu. Biz arkadaşlar Maksat 114 olarak sadece bir YouTube kanalından ibaret değiliz. Bizim bir medresemiz var. Yani haftada bir iki tane attığımız bu sizin izlediğiniz videolar sadece arkadaşlar hani mutfak arkasından size hani ikram edebildiğimiz bir Adana dürüm yani. Bir Urfa kebap. Bir Urfa kebap yani haftada bir kere atabildiğimiz şeyler. Bir ay içerisinde hani yüzlerce olay yaşıyoruz veya o video çekimlerinde kamera arkasında acayip olaylar yaşıyoruz. Evet. Hani bu ayda bir çekeceğimiz olan bu 3 artı 1 konsept. Ile veya şu adam da olmaz. Şu an şey konseptin adı yok. No name. Yani. Aynen. Yoruma yazsınlar. Bunun ismini yorumlarda belirtirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu ay içerisinde ilk attığımız videodan başlayalım. Yavaşça videolarımızı yorumlayacağız. Biz evet. Bu arada hepimiz ofis ekibindeyiz. Videolarla daha çok haşır neşir olan, işte bunların fikir aşamalarında yer alan bunları çekip aynen. Ondan haşır sonra kurgulayan. Haşır neşir sen Osmanlı torunu musun be? Haşır neşir uğraşmak, çaba sarf etmek, üzerinde emek sarf etmek gibi. Aklımıza gelen kişileri de bu videoda muhabbeti geçen kişileri de hemen arayalım abi. Aynen canlı bağlantı olsun. Doğru. Serkan Aktaş. Samet Seven hemen arayalım. O zaman bu ay içinde yaptığınız videolarla başlayalım. Tamam. İlk videomuz neydi abi bu ay? Maksat 114 YouTube kanalını açar mısın sen? Evet arkadaşlar. Bu arada hala YouTube kanalımıza abone olmayan varsa YouTube kanalımıza abone olduktan sonra bildirimleri açıp ve izlediği videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmasın. Maksat iyilik videosuyla başlamışız. Hı-hı. Türkiye'nin en doğusunda çocuk olmak diye. Bir de şey arkadaşlar, bu arada o videoyu izlediyseniz hani şöyle bir şey, biz Maksat İyilik diye bir proje çıkardık arkadaşlar. İşte durumu olmayan köy okullarında hani kardeşlerimize bot ve mont götürmek üzerine veya işte hani durumu olmayan fakir bir kardeşimiz ama ameliyat olması lazım, onu ameliyat ettirmek. İşte durumu iyi olan insanlarla o fakir insanları buluşturmaya bir aracı olmaya zaten vesile olmaya çalışıyoruz. Fakat hani bunu YouTube'a taşımıyorduk. İşte bir ay öncesinde bunu YouTube videosuna dökmek adına hem de bu ihtiyacı bilen çok fazla kişi yok. Orada birebir canlı şahit olunca daha iyi anladım o durumu. Hı. Daha önceden ben hani bu şekilde olayın böyle dramatize olduğunu bilmiyordum. İnsanların en azından bu kadar yardıma muhtaç olduğunu bilmiyordum. Daha çok hani biz başka ülkelere yardım yapmak için kendimizi öyle seferber ediyoruz ama kendi ülkemizde de çok fazla yardıma muhtaç insan var. Bu videoyu da mutlaka izleyin. İzlemeyenler varsa eğer, Türkiye'nin en doğusunda çocuk olmak diye. Yok, bu video atılmadan gene bir tane atılıyor şu anda. O da yaşlı olsun. Bir teyzemize. Aynen. Yaşlı bir teyzemiz. Hiç durumu yok. Teyzemizin işte hani çok imtihanlara giriftar olmuş. Elhamdülillah hiç isyan etmemiş. Ve hala şükreden haline bir tane teyzemize. O zaman bir tanesi sağda bir tanesi solda çıksın. Yok, şurada çıkar Talha. Orada çıkmıyor. Talha'ya gıcıklık olsun. Talha burada çıkarsın. Bir de oynatıyorum. Montajcı Talha'mız çalışsın burada. Hadi bakalım. Hadi bul. Buraya koydum ben videoyu. Onlar arkadaşlar bu arada Esvet kardeşimizin kardeşi domuz gribi oldu. Ha, gülerek anlatmasak iyiydi. Ama elhamdülillah şu an iyi olduğu için kardeşim böyle anlatıyor. Aynen. Sıkıntı yok. Rabbim şafi ismine şifa verdi. Evet, öyle bir şey oldu. Salgın varmış arkadaşlar, dikkat edin kendinize. Sen de bulaştın mı kanka? Yok, ben test kanka, yaptırdım. Kanka bence... Yok oğlum, bir şey yok. Ben arkadaşlar testimi falan yaptırdım. Korona. Allah'ın izniyle bir sıkıntı. Oğlum gitmeyin lan. Evet, videolarla devam edelim. Evet. Aynen. Serkan abinin evlileri bekleyen büyük tehlike videosu var. İkinci tamam. Video ailemizi nasıl yuvamızı cennet bahçesine çevirebiliriz manevi olarak. Onu anlattığı, öyle tiyolar verdiği bir videoydu. Hı. Ondan sonra kadınlar çalışabilir mi? Bunu yapabilir mi ile ilgili de yeni bir videosu geliyor arkadaşlar yolda. Caiz mi, helal mi, haram mı, bununla ilgili de videosu geliyor arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey vardı. Sadece iyi yönlerin değil, evliliğin ayrıca bir imtihan olduğu, imtihan vesilesi olduğu. Serkan abi bunlara da değindi. İki eşin birbiri hakkında deyin, bağlayamadım. Depresyon hastası milyoner evladı yanan adam videomuz arkadaşlar. İzlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Tamam. Şimdi peki. Ortamızda olsun. Buradaki bu abimiz, bu milyoner abimiz, eski milyoner olan abimiz aramızdan kimin babasıdır? Yoruma bekliyoruz o zaman arkadaşlar. Bunu mutlaka yorumlara bekliyoruz. Üçümüzden birinin babası. Babası arkadaşlar. Evet.
Fotoğrafını koy kanka buraya. Şuraya koydum. Bir üçümüzle bir kıyaslayın abi. Şuraya koydum. Sizce kimin babası? Yoruma bekliyoruz arkadaşlar. Şu kameraya bakın. Millet kıyaslayın. Birimizin babasıyla bir yorum yaptık. Tamam. Tamam. Yorumlarda mutlaka yazın. Aynen. Arkadaşlar musibetlere çok, o da gerçekten ağır imtihanlara giriftar olmuş. Hı-hı. Hani Rabbim öyle bir şey vermiş ki hani çok zenginliği de olmuş. Sonra hani iflas da etmiş. Hani Rabbim verir imtihan eder, alır imtihan eder. Ağır abi imtihan olmuş. Kamera önüne koyamadığımız ama kamera arkasında bize söylediği sahneler var. Mesela bu abimizin Hüseyin Özdilek kankası, arkadaşı. Bildiğin arıyormuş kanka telefonda. Diyormuş ki kardeşim diyor, uçak biletlerini aldım. Öğle yemeğine İtalya'ya gidip geliyoruz. Ve pizza cidden pizza yemeği. Atlıyorlar uçağa, bir gidiyorlar geliyorlar. Yaşayarak anlatıyor. Abi yani. Çok o virajı atma meselesi. Şu an bak şu an koyacağım ben o viraj meselesini koyacağım. Aynen. Buraya. Viraj meselesi şu an geliyor. Bakın şimdi izleyin. Yani. Gazı bir çeviriyorsunuz 320, 330, 340 efendim. Virajlara 240 ile 260 ile giriyorsunuz. Dizler yere sürtüyor. Motor sürmenin en zevkli, en keyifli yeri virajlara yatmaktır. Yer çekimiyle birlikte, tamam mı? O muazzam bir zevktir yani. Abi bir insan bu kadar yaşayarak anlatamaz ya. Yatta balık tutma. Orada da yaşadı ya. Adam bildiğin gibi sanki ölüme sundu orada, biliyor musun? Bak ciddi söylüyorum. Bak şu hareketi şimdi bir daha şunu koyacağım. Oltaya atıyor. Balık çıkıyor diyor. Balığı yakaladım diyor. Balık çıkıyor. Evet öyle söyleyeyim. Sarıyorsun böyle parlaya parlaya gümüş gibi geliyor. Bir çıkıyor böyle, suları yüzüne sıçratıyor böyle. O suyun diyor yüzüme vurması. Evet ya. Abi gerçekten anı yaşaya yaşaya anlatıyor. Bana diyorsun böyle, kafasını koparıyorsun, tak bir atıyorsun mangalın üstüne. O taze balığın var ya, lezzeti hakikaten hiçbir şeyde yok yani. Samet abi. Kırmızı bereli videosu. Başlığın güzelliği burada. Yeşim ya. Yeşim o, hani, kırmızı bereli. Bak başlık ince, anladın mı ama? İzleyemediler. Hani, tembellik tembelliğinden tembellik videosunu izleyemedi. Sabahın arkadaşlar nurunda, köründe değil Müslümanız. Evet, sabahın nurunda arkadaşlar. Kaç, 8 mi? 9 namazı mi? Kılıp çıktık dışarı bak. Sabah namazını kılıp çıktık arkadaşlar. Hava buz gibi. Samimi söylüyorum, bizim Emir var, kamera arkasında da çocuk hipotermiye girdi. O kadar soğuk ki çocuk kayda basıyor, koşturuyor, geliyor sahada böyle diyor, vücut ısınsın diyor. Acayip soğukta çektik. Halı sahanın ortasında bereyle, işte ne bileyim boğazlı kazak, montla ve o botla halı sahanın ortasında çekmemizin amacı neydi, ben bunu merak ediyorum. Hı. Allah razı olsun, Samet abi arayıp bunu sordum. Bence de aradım, sordum kanka. Ama video çok güzel, hakkını yememek lazım. Evet. Tamam, arıyorum. Abi selamünaleyküm. Abi bir soru soracağız da. Videoları daha önce bu ayki attığımız videoları inceliyoruz da. Tembellik videosunu çektik ya abi. Hani sabah namazını kıldık erkenden, işte o buz gibi soğuğa gittik, orada çektik falan. Ama neden bunu halı sahanın ortasında, kafanda bere, ayağında bot, üzerinde işte montla çektiğimiz abi, halı sahanın ortasında çektiğimizi bir bağdaştıramadık videonun içeriğiyle. Biz onu bir abi izah edebilir misin? İşte sizin sanat anlayışınız bu kadar. Kardeşim şöyle bir şey var. Bu halı saha gibi, spor salonu gibi yerler insanı hareketlendiren, insanı coşturan yerler olduğu için bu videoda insanı hareketlendirme, coşturma yönelik bir video olduğundan mütevellit. O yüzden ben halı sahada çekme kararı aldım ki sizlere de sormuştum. Sizler daha bir çekelim demiştiniz. Abi biz uykuluyduk. Benim haberim, ciddi haberim yok abi. Abi biz uykuluyduk, biz uykulu. Benim haberim yok ki. Biz uyurken sormuştun abi. Bize çok soruyorlar abi, ben artık futbola başlamak istiyorum. bir tane yorumda bile yok abi neden halı sahada çekilir diye. Hayırlı olsun inşallah. Samet abi ben tatmin oldum. Ben de tatmin oldum. Güzel, cidden güzeldi. Bu videoya beğeni yağmuru ben istiyorum. yorum yağmuru. İyi geldi bir de yağmur, tamam. Nasıl? Hani bir like gelirse yaparım, yoksa yapmam arkadaşlar. Hani bu kadar da sebep sonuç ilişkisine bağlı olarak yürütürüm ben. Evet. Yani. Sizden aynen. Menfaat olursa ben varım. Ama 20 bin like yoksa da ben yokum. Samimiyet götürmüyor mu bu işte? Hani beğeni gelirse veya işte siz beni çok fazla izlerseniz, hı hı. 100 milyon hı. izlenmezsem hesabımı kapatırım. Yoksa işte devam ederim. Size içerik sunmaya devam ederim gibi. Neden? Çünkü sonuçta benim menfaatim olacak. Menfaatim olmazsa ben bu işte yokum. Üzücü. Aç bir bak. Kim ya. Arıyor? Emaneti arıyor. Hayda. Bu arada videoya şimdi ekrana kanayan gül resmi koyuyorum ben. Ama kalbinden kanacak. Kalbinden kanacak. Cümleler şu an buradan dökülmüyor. Telefon elimdeyken biri aradı. Açık değil. Sence kimdir Esvet? %99 emaneti aramıştır. Emaneti aramıştır. Bak %99. Allah abi Allah. Allah aşkına ben şimdi eşim ya, eşim abi emanetim diye ne demişler bak, bak Cengiz Han ordusu önünde demişler ki, hanımı gelmiş çadırın yanına, bak demiş ki ben sizin hanınızım, bu da benim hanım. Ben sizin hanınızım. O bana Rabbimin bir emaneti. Fatih yarım saat uzat. Abi öyle Rabbim bana emanet etmiş. Diğer videomuz, cinsel arzular ve zevk peşinde bir ömür, hedonizm.
Evet. Bencilik, insanın enaniyetini şişirip artık Enes'inin insanı YouTube firavun hale gelmesi. Dünyanın tamamında her şey hazlar üzerinden ilerliyor. Kendi içimde çünkü bir şeyler buldum. Videoyu mutlaka izleyin. Kesinlikle. Ve çok fazla da emek sarf ettik bu videoda. Beni de çok sarstı. Arkadaşlar 3 gün boyunca çok uykusuz kaldım. Serkan abi de hiç acımadı. Sabahın en erken saatinde daha ezan okunmadan yola çıktık. Evet. Gece kaçta geldik. Evet, jandarma bastı. Sonucunda arkadaşlar jandarma bastı. Gene şikayet edildik. Ben 4. artık içeri giriyordum. Evet, 4. sicilim var, yan katlar var. 3 kere benim sicilim var arkadaşlar. 3 kere hep böyle video çekerken bir kere de sosyal deneyde ya. Perişan ettiler beni. Direkt karakola aldılar bizi. Bunda da jandarma geldi. Az kalsın bizi alıyordu. Ama elhamdülillah sondan izin verdiler işte. Gerekli evrakları falan hallettik. He, yol kapama sahnesi. Bak tankeri koymuşuz. İçine alev yakmışız. Elinde zincir olan var. Elinde beyzbol sopası olan var. Tankerin içi yağ dolu. Yaktık, söndüremiyoruz. Bir an önce videoyu çekmemiz lazım. Ve hani yol da böyle çok deha bir yol değil. Yol devam ediyor. Bir yandan işte gelen arabalar için tankerleri çekiyoruz. Paletleri çekiyoruz, sonra tekrar koyuyoruz. Hadi evet videoyu yani çekelim. Bizden önce başka bir araba geliyor falan. Allah'ım, dünyanın en dandik sis bombası. Böyle aldı? Bir şey olamaz. Kim aldı? Allah aşkına kim aldı? Sen aldın. Anlık yanıyor. Yani videoya çektin, kayda girdin, ciddi girdin. Ciddi söyleyeyim, yaktı söndü ya. Öyle bir şey görmedim. Bizim de şimdi tek hakkımız var. Jandarma oradayken videoyu çekmemiz lazım. Neyse, Serkan abinin yanına biz 2-3 kişi bindik, videoyu çekiyoruz. Arkadan da çekiyorlar. Abi neyse, sahneyi durduk, araba durdu. Yakılmış, sis bombaları yakılmış. Çok efsane bir ortam var. Herkes pankartları sallıyor. Orada bir kişi. Özcan. Özcan. Boyu 3 metreye varan büyük bir yırtıcı. Karaya hükmeden tek sürüngen onlar. Ben şimdi bunu video çekerken herkes kendi zaten rolüne odaklanmış, onu yapmaya çalışıyor. Evet. Abi Özcan bir şeyler yapıyor. Uçak indiriyor. Özcan'ın anlatmak istediği bir şeyler var. Özcan evrene mesaj vermek istiyor. Ya kesin. Ya şu videoyu bir izlesin azıcık, koydun değil mi? Kanka o video. Neyse abi, sahneleri izliyorum. Bir de Özcan videonun tam ortasında. Tam ortasına evet geçmiş. Ya, tam ortasına geçmiş. Hani en arkada olsa bir şekilde gizleriz vesaire. O da inadına abi kameraya bakıyor, gülüyor. Bizim vazifemiz Rıza İlahi için böyle bir video çekmek. İhtiyaç gördük insanlara bu katlara, evet, ulaştıralım diye. Allah rızası için böyle bir video çektik, attık. İzlenme zaten bizim umurumuzda değil. Bir de normal şartlarda biz bu videoyu Serkan abi normal duvara geçip de yapabilirdi. Yani biz bunu istemedik, ama. Evet. Çünkü YouTube'da müthiş içerikler var. Ya zaten Allah razı olsun, yorumlar kısmında da bunu çok fazla fark eden oluyor. Hani hakkını veren kitle de var. Hani daha çok şey diyen bile var. Ne gerek var böyle şeyleri, siz direkt düz perdede çekseniz de. Evet. Hani en iyisi olması lazım diye çabalıyoruz biz aslında. Zaten temin dediğin gibi bu içerikleri üreten, kaliteli içerikleri üreten çok fazla YouTube kullanıcısı var. Hı. Onların içinden bir sıyrılmak lazım. Hatta öyle demişken bir trendlere bakalım. Hızlı geç şöyle bir. En konuyu açtık şu anda, evet. Abi trend zaten bir fix. Dizi. Challenge. Challenge falan filan. Ya insanlık namına yararlı kaç tane şey var? Biz varız. Belki yoktur, biliyor musun? Yani gerçekten hani hak eden mesele bu değil. Aa, ya. Sözler Köşkü. Sen mi? 2-3 tane böyle dediler. Belki bazen böyle denk geliyor ya, biri gösteriyor işte insanlık namına arkadaşlar bir şey buldum. Yok abi, yok yani. Evet. Dizilerden başka bir şey yok. Şarkı yani bomboş şarkılardan başka hiçbir şey yok. Burç yorumları demiş. İşte 3-9 Şubat burç yorumları. Abi Türkiye ne durumda diye yanaşıp trendlere bakarsa zaten olayı anlar. Biz de bunun için aslında çaba sarf ediyoruz. Evet. Ülkenin biraz daha gündemini iyi şeylere, yani seni geliştirebilecek bir şey varsa aç onu izle abi. Onları takip et. Onlara prim ver. Prim vermekse eğer mesele. Maksat 114'e atılan alçakça iftiralar, bunları İslam düşmanları bile söylemedi. Yok abi öyle dedi, yok şu şöyle dedi, yok böyle dedi. Ulan ne dedi birader? Cenab-ı Hak demiyor mu? Zannın çoğundan çekin diye. Arkadaşlar, öbür videomuz korona, Wuhan virüsü, depremler, Avustralya yangınında ölen masumların suçu ne? Bu videoda arkadaşlar gerçekten 2020'ye girdik. Elhamdülillah öyle bir 2020'ye girdik ki. Acayip hız, daha ikinci ayda hani görmedik felaket kalmadı gibi yani. Ya bu konuyla ilgili arkadaşlar bizim iletişim hattımızı çok fazla kardeş arıyor. Hani gerçekten öyle bir imtihan ki hani Müslümanların imanını arttırıyor. Sallantıda olan, imanı sallantı olan ve yani dinsizin küfrünü arttırıyor yani. Bununla ilgili bizim iletişim numaramızı çok arayıp bu soruyu sorular. Biz de dayanamadık, bununla ilgili ihtiyaç var demek ki diye bir video çektik. Hatta hani madem medrese içindeki faaliyetlerden bahsedeceğiz. Bu ay arkadaşlar medresemizde Hristiyan, ateist ve deist kardeşlerimiz iman ettiler. Evet. Bu imana vesile olan, elhamdülillah hani direkt birebir de vesile olan bizim Hamit kardeşimiz var. İletişim hattımıza bakıyor. Arayalım mı? Aynen, Hamit'i bir arayalım. Ona da bir banlayalım ya. İletişim numarasından mı arayalım? Alo, selamünaleyküm kardeşim. Aleykümselam, buyurun. Buyurun falan çok resmi olmadı mı? Ya SSM miydi, söyle. Günde kaç kişi arıyor kardeşim? İpesiz, cinlisi, ateisti, deisti, karışık, her türden var. En yakın mesele de
işi oldu. Bir tane ateist aradı. Onu konuştuk da ondan sonra bir tane geçen hafta Cuma günü Hristiyanlar aradı. İşte sorularım var dedi. İslamiyetle Hristiyanlık arasında işte farkları falan konuştuk böyle işte. Bir saate yakın konuştuktan sonra kelime şahı getirdiler. Kardeşim bu videoda oynadığın için sizlerle gurur duyuyorum. Kendine iyi bak. Hadi görüşürüz. Korona virüsü videosundan sonra da Bursa'da otobüs şoförü çocuklara dehşet saçtı mı? Adında bir video yaptık. Eyüp Can abimizin başına gelen bir olayı anlattı. Bu olay otobüste yaşanıyor. Haberlerin daha çok yalan olduğuna dair şeyler. Sen gel Eyüp abiyi bul. B24'te. B24'te gel Eyüp abinin başına. Bu videoyla alakalı hiçbir şey söylemiyoruz arkadaşlar. 2,5 dakika lütfen izleyin. 2,5 dakika. Bu ay içinde yaptığınız yorumlara dikkat edin. Bir dahaki bizim videomuzda Esvet Can, Fatih Toprakoğlu, Talha Haydar videosunda sizin yorumunuzu okuyabiliriz. Arkadaşlar bu arada bu ay attığımız videoları inceliyoruz fakat eskisi kadar artık kürsü atmıyoruz. Şundan dolayı Maksat Akademi diye bir YouTube kanalımız da var. Aa, evet. Arkadaşlar her hafta medresemizde yaptığımız cuma akşamki kürsü derslerini full versiyonlarını arkadaşlar evet. Not alarak inceleyebilirsiniz. Tane tane dersi tekrar tekrar izleyebilirsiniz diye. O videolarımızı bütün kürsü derslerimizi izleyebilirsiniz. Ama bir sıkıntımız var. Biz bir şey unuttuk. Serkan abiyi aramadık. Avrupa'da. Avrupa'da. Ben aramam çok yazıyor zaten. Beyler tam tevafuk Serkan abi mesaj attı. Fotoğraf atmış seminerde büyük ihtimal şu an Avrupa coşuyor beyler yazmış. Veya WhatsApp'tan arıyorum bu arada. WhatsApp'tan niye? Nereden arayacaksın? Normalden arayamam. FaceTime'dan ara. Tam aç normalden ara. Ya arayayım niye arayamıyorsun? Böyle fakirlik mi var? Ya arkadaşlar böyle vizyonsuzluk olamaz ya. Şu anda normalde bizim abi bekle video çekip bu videonun sahnesini Avrupa'da yanına gidip çekiyoruz demeyip gidip çekmemiz lazım yani böyle bir. Aramayacaksın şimdi şey yapma. Ya hayır niye aramayayım ya Serkan abim ben müdebbirimi. Çince hemen para yazıyor mu? Ya bir kere böyle aradığın zaman. Görüntü evet Serkan abi aramıyor. Abi. Selamünaleyküm abi. İyi abi çekimdeyiz elhamdülillah. Neredesiniz? Şeyde mi? Bir tane salon gibi herhalde. Salondasınız. Evet salondayız abi. Sinema salonu gibi abi. Ne yapıyorsunuz iyi misiniz? Nasıl gidiyor abi? Kardeşim, seminerdesinizdir diye düşündük Avrupa, ama. Avrupa yıkılıyor ya elhamdülillah. Bayağı fotoğrafları görüyoruz çok yoğun geçiyor herhalde abi. Çok şükür. Vallahi böyle. Yani gündüz yollarda mesela şu an yollardayız. Yarın seminer olacak önde. Elhamdülillah güzel insanlara tanışıyoruz. Çok güzel dostlar biriktirdik. Yani böyle harika geçiyor seminerler. Ben böyle beklemiyordum. Bu seminer turu bambaşka oldu. Ya hakikatlere, yani muhtaç gönüllere ulaşmak hakikaten yorgunluğunu unutturuyor. İnanılmaz bir huzur var ya. Hamdolsun. Elhamdülillah. Allah razı olsun abi. Sizle böyle konuşmam da işte ne yapayım. Şimdi kültür seviyesine göre muhatap olmak lazım diye düşünüyorum. Tabii. Kesinlikle. Köln'e gidince. İmanın yanında kültür de lazım şimdi Fatih. Biz de abi hedonizm videosunu falan yorumladık. Onu burada çok anlatıyorum biliyor musunuz? Seminerin başında biraz hedonizmden bahsediyorum. Çünkü buraya geldiğimizde seminer öncesi biraz muhabbet ediyoruz. Diyorlar ki yani neden bu ateizm artıyor? Neden deizm artıyor? Bunun ana nedeni hedonizm. Yani hedonist yapının merkezi Avrupa. Evet. Malum. Allah razı olsun onu güzel yorumladıysanız beyler. Eyvallah abi. Eyvallah abi sağ olasın. Kolay gelsin abi seni. Abi seminerlere devam. Allah'a emanet. Kolay gelsin abim. Dua edin. Daha 6-7 seminer var. İnşallah ihlasla olsun. Sizden dua istiyoruz. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Abi, eyvallah. Bu videonun amacı zaten bu. Medresemizde bu ayki dönen faaliyetler. Mesela şu anda bir ekibimiz Avrupa'da seminerlere aktif şekilde devam ediyor. Ya bazen çok şey zannediliyor işte. YouTube, hani genel YouTuber'lar gibi işte çıkıp böyle video yapıyoruz. Ondan sonra hani normal rutin hayatımıza devam ediyoruz gibi. Kamplar, görüşmeler çok fazla oluyor. Dersler oluyor. Bizim maksat 114'te hafta içinde kaç tane ders oluyor? 33 veya 37 tane ders oluyor. Evet. Evet. Ve farklı yaş gruplarına hani bizim de özel derslerimiz var. Böyle 7-8 kişinin özel dersleri hep de böyle sayılar 8'de 10'lu gruplar halinde her gün özel büyük ders oluyor. Büyüklerin ekipleri 20'den aynen. Fazla büyüklerin ekipleri. Büyük derslerimiz büyük yaş var. Gruplarına da dersler var. Küçük derslerimiz var. Ya zaten dediğim gibi bu videonun amacı, çekiliş amacı buydu. Bu videonun içinde de inşallah onu güzelce verdiğimizi düşünüyorum ben. Hadi Allah'a emanet. Allah'a emanet arkadaşlar. YouTuber şeymiş. Böyle yapıyorlar.